ettim beyin açıklamak için metod olarak kullandığını söyler. Doğal o kitabın adı zaten By Natural Selection, yani doğal seleksiyon yoluyla. Evet. Diye geçiyor ses zaten. Doğal seleksiyon. Kitabın başlığı zaten o şekilde. Evet. Yani doğal seleksiyon son derece gülünç bir iddia. Doğal seleksiyon demek, bakın o da tanımını yaptı. Doğada daha güçlü, daha iyi adapte olmuş evrimin iddiasına göre bireylerin hayatta kalacağı ve ürü daha çok üreyecekleri ve böylece başka türlere dönüştüğünü iddia ediyor. Oysa bu son derece saçma bir iddia. Bakın doğa nedir? Doğa taş, toprak, sudan oluşur. Dolayısıyla doğadaki taş, toprak, suyun, doğaya oluşan taş, toprak, suyun herhangi bir seçilim yapması, bu kadar kompleks milyonlarca türü meydana getirmesi tabii ki imkansızdır. Çünkü doğal seleksiyonun bir bilinci yoktur. Doğal seleksiyon plan yapamaz, ileriyi öngöremez. Doğal seleksiyon sadece bir topluluktaki zayıf ve hastalıkları bireyleri eleyebilir. Dolayısıyla DNA üzerinde biliyorsunuz canlıları oluşturan hücrelerde bir DNA var. Genlerimiz var. Yani bütün bizim özelliklerimizi belirleyen bilginin olduğu DNA. Bu DNA üzerinde doğal seleksiyonun en ufak bir değişiklik yapma gücü yoktur. En ufak bir değişiklik meydana getiremez. Yani doğal seleksiyon DNA mesela yeni bir gen ekleyemez, yeni bir protein ekleyemez, yeni bir enzim ekleyemez, yeni organlar meydana getiremez. Bir tür başka bir türe kesinlikle dönüştüremez. Sadece zayıf ve hastalıklı bireylerin elenmesine vesile olabilir doğadaki şartlar. Dolayısıyla tabii ki doğal seleksiyonun bir evrimleştirici gücü yoktur. İşte bu nedenle neo-darwinizm buna mutasyonlar eklemek zorunda kaldı. Tesadüfi değişiklikler. Biraz sonra ona da gireceğiz. Tabii ki tesadüfi değişiklikler de DNA gibi son derece kompleks bir yapıda tabii ki bir fayda meydana getiremez. Nitekim %99'u zararlıdır. Dolayısıyla bir evrimleştirici mekanizma da yoktur.